Evet takipçilerimiz, bir yayında daha birlikteyiz. Şimdi Facebook gerçekten yeni bir uygulama başlattı. İyi güzel bir uygulama. Aynı Instagram gibi ikili olarak canlı yayın yapma imkanı sağladı. Instagram bu yayını gerçekten çok beğenilmişti. Şimdi Facebook da aynı şeyi yaptı. Normal canlı yayını başlar gibi başlıyorsunuz. Şuradan gönderi kısmına bakın, şuradan tekrar ben göstereyim size. Şuradan gönderi kısmına basıyorsunuz, gönderi yazan kısma. Daha sonra canlı yayına geç diyorsunuz. Canlı yayına geçiyorsunuz. Şöyle. Canlı yayına geç diyorsunuz. Canlı yayına başlıyorsunuz. Evet. Şimdi yayına girdiniz. Şu alt köşede en altta iki tane üst üste insan resmi var. Görüyorsunuz. Şurada. Flash işaretinin hemen yanında. Mesaj işaretinin yanında. Oraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra yayını almak istediğiniz kişiyi oradan davet edebiliyorsunuz. Tabii ki yayını almak istediğiniz kişinin de o canlı yayını takip etmesi gerekiyor. Yayına girmiş olması gerekiyor. Şurada yayına katılma istekleri diye bir şey var. Orayı aktif hale getirmeniz gerekiyor tabii ki. Görüyorsunuz. Henüz davet edici yok diyor. Karşı tarafında yayına girmiş olması gerekiyor. Evet görüyorsunuz. Geldi. Ekle diyorsunuz. Ekleye basıyorsunuz tekrar. Ekleniyor. Bağlanıyor. Evet şu anda girdi. Evet merhabalar Şenay Hanım. Aynı Instagram'da olduğu gibi. Şuradan sesi kısayım yankı yapmasın. Bunun diğer özelliği yan olarak da şöyle yan tutabilir misin? Evet şimdi yayın itibariyle olmuyor tabii. Yan olarak da kullanabiliyorsunuz. Yan yana. Gerçekten güzel bir uygulama oldu. Evet teşekkür ediyorum. Buradan bitir diyerek yayını bitiriyorsunuz. Sonra paylaş butonuyla paylaşıp izleyicilere gitmesini sağlıyorsunuz. Ben siliyorum tabii şimdi. Gerçekten güzel bir uygulama. İki kişi yapıyor mu onu denemedim. Çünkü başka katılımcı olmadığı için iki kişi, üç kişiye yayını alabiliyor mu zannedersem almıyor. Bunun Instagram'dan farkı yayından sonra paylaşabiliyorsunuz. Birçok kişiye ulaşma imkanını sağlıyor. Instagram'da paylaşma özelliği yapabiliyorsunuz. Daha sonra Instagram'da yan tutulabiliyor. Dik tutuluyor sadece. Bunda yan da tutarak da kayıt yapabilip ya da canlı yayın yapabiliyorsunuz. Yan yapıldığı zaman biliyorsunuz şöyle bir özelliği oluyor. Telefon daha rahat monte edebiliyorsunuz bir yere. Bir de daha geniş alandaki insanları kaydetme şansınız oluyor ve görüntü olarak da daha düzgün görünüyor. Evet, teşekkür ediyoruz.